temele bakar mısınız? Yani depremin öldürmediğini, kaçak yapılanma, eksik malzeme kullanmanın en güzel örneği deseler bu resmi anlatırım. Şu şekilde Avrupa'da hiçbir binaya yetki vermezler. Ama bizim ülkemizde maalesef yapanın yanına kar kaldığı, ödüllendirdiği, toprak üstüne bina evet, ödüllendirildiği bir yaşam sürmek zorunda kalıyorlar. Bu yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Bu daha doğru. Peki çıkardığımız dersi nasıl hayata koymalıyız? Bunu nasıl içselleştirmeliyiz? Nasıl bir ülke inşa etmeliyiz? İşte ben onun için o Alman sözüne vurgu yaptım. Yani güven önemliydi, denetim şartlı. Bizde ise ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor her şey hala. Azıcık güveniyorsak yeter. Biz öyle bir şeyiz. Yani tuhaf bir yanımız var ülke insanları olarak. Lan çok iyi çocuktur ya. Vallahi var ya geçen bana şöyle dedi. Eğer burnumun direği sızladı filan diye. Böyle anlatırız ya. Abi böyle bir insana şey yüklenip buralarına apolet takmaya gerek yok. Hayat bizi her gün sınava tabi tutuyor. Hoydiri meydan. Evet, üstüne çok şey konuşmak gerekiyor. Belki saatlerce konuşmak gerekiyor. Yalnızca acının dışa vurumuna sebep olacaksa bu konuşmalar görevini yerine getirmez. Tersini yapmak, kurtulmak, özgür, eşit, bağımsız bir ülkede mutlu olmak üzerine konuşmak gerekiyor. Birlikte mutlu olmak üzerine konuşmak gerekiyor belki. Bu yüzden de ülkeyi tepeden tırnağa kuşattığına inandım. Ahlaksızlığın Anadolu coğrafyasından süpürülmesi, temizlenmesi gerekiyor. Bunun için ülkedeki ayrımsız, kendini solda gören siyasi partilerin, aydınların, sanatçıların, bilim dünyasının, insanlığın el ele vermesi gerekiyor. Bu ahlaksızlıktan, bu soysuzluktan kurtulmadan ölümden kurtulamayacağımız açık. Çünkü başka depremler Anadolu'nun kapısında, özellikle İstanbul depremi, yalandı. Yani askeri oraya gönderirse geri silahlı, silahlı değil, kazmalı, kürekli gönder. Askeri göndereceksin. Hayır, o başka bir damardı ve o düşmanlığı net biçimde deprem bölgesinde insanlığın tamamı yaşadı. Vinç kiralamak zorunda kaldım. Vinçleri kiraya verenlerin de AKP'li, MHP'li bir şirket olduğunu öğrendim. Aynı gün öğrendim. Aynı gün benim yanımdaki sosyalist çocuklar, sosyalist arkadaşlar, yoldaşlarım, kardeşlerim, Tikli, TKP'li, HDP'li, CHP'li insanlar evine çevire dövdüler onları. O cam pazarının ortasında. Kıllarını pırtlarını toplayıp oradan gitmek durumunda kaldılar. İnsanlık vinç diye bağırırken, biz vinç diye bağırırken, bir yandan canımı ararken yanındaki binanın içinden çığlıklar yükselirken, orada da o binanın sahipleri, o inşa enkazın sahipleri vinç diye bağırırken, bu ahlaksızlığın yaptığı oldu. Devlet o işte. O boşluğu yaratandır devlet. O ahlaksızlığın böyle büyüyüp gelmesini sağlayandır devlet. O devlet bu devlet. Bunu bu hale getirenler utanacak. Halk değil. Halk da tercihini ona göre yapacak. Çünkü yani yalnızca sandığa gitmek gibi bir seçeneği var ya, onun dışında hiçbir şeyi demokrasi olarak görmüyorlar ya. Meydanlara çıkmak, barış demek, aşk demek, eşitlik demek, özgürlük demek.